Değerli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Malatya Spor Kulübü'nün futbol şube sorumlusuyum. Aynı zamanda kulüp başkan vekiliyim. İsmim Muhammed, soyadım Güner. Bu açıklamayı yapmamızın sebebi, birkaç gündür basında dolaşan, özellikle sizlerin de bildiği gibi, dün bazı arkadaşların kulübümüze dair ithamlarında bulunduğunu öğrendik ve basında gördük. Onunla ilgili bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz Malatya Spor Kulübü'nü 5 senedir temsil etmeye çalışıyoruz. Layıkıyla bir özveri içerisindeyiz. Biz kulübü alırken ortada bir nevi kulüp binası vardı ve ne kulübün bir otobüsü ne futbolcuların soyunma odası vardı. Kimse Malatya Spor camiasını küçümseyemez. Bunu söylememdeki en önemli konu da dün açıklamada bulunan arkadaş Necip Olgun olduğunu öğrendim. 10 metrekarelik bir kulüp binasında ağırlandığını söyledi. Bizim gücümüz ona yetti. Çevre yolunda bir kulüp binamız var. 2+1. Malatya Spor Malatyalılarındır. Dünkü arkadaşım açıklamasında Malatya Spor'un satılmak istendiğini biz de öğrendik. Basın aracılığıyla öğrendik. Böyle bir durum söz konusu değil. Zaten açıklamasında kendisinin söylediği de vatandaşlardan duyduğumu, ikinci, üçüncü şahıslardan duyduğumu söylemekte. Kulüp ikinci başkanımız Sayın İdris Fayza'ya orada bir ithamlarda bulunuyor. Kulüp ikinci başkanımız İdris Fayza o zaman Malatya Spor Taraftarlar Dernek Başkanı iken Necip Olgun'un derneğe taraftarlara dağıtılmak üzere verdikleri, yolladıkları bir biletler var. Sonuçta bu biletleri İdris abi alıp yeni caminin önünde ticaret amaçlı satmadı. Kulübe iki tane aday çıktı. Almak istediğini söylediler. Görüştük. Amaçlarımızı söyledik. Kendi amaçlarını dinledik. İki tane adaydan bir tanesinin fikirleriyle hemfikir olduk. Amaç burada Malatya Spor, ben başkanım veyahut da kendisinin başkan olması hiç önemli değil. %90'da anlaşmış gibiyiz. Dünkü Necip Olgun Bey'in de açıklamalarına istinaden kulübü almak istediğini üçüncü şahıslar arasıyla bize iletti. Biz de kendisine dedik ki amaç burada Malatya Spor mu, koltuk sevdası mı? Kendisi bize Malatya'dan kimseyi istemediğini söyledi. Mevcut yönetimden de kimsenin yönetimde olmaması gerektiğini söyledi. Neden dedik? Projelerimiz var dedi. Biz de yönetim olarak konuştuk. Dedik ki Malatya Spor'u bugüne, bu hale, bu duruma düşünenler İstanbul yönetimleridir. Kendisinde bir maddi bir talebimiz de olmadı, olamaz da. Gelin birlik olalım dedik. Böyle bir düşüncemiz var. Amaçsanız bir arkadaşımız daha var. Üç kişi birleşelim. Malatya Spor'u bir yere getirelim. Arkadaş yok dedi. Saygı duyduk. Dünkü basın açıklamasındaki ithamlarından dolayı da kendisini kınıyorum. Bize gelen arkadaşlar, bu bir değil, iki değil, 4-5 kişi geldi. İstanbul'da da görüştük. Amaçları gerçekten kulübü lav etmek. 137 tane yargılanan arkadaşımız var. Bize dediler ki bu sevdanın peşinden koşmayın. Gelin kulübü bize bırakın. Kapatalım. Herkes dönsün yeni Malatya Spor'a baksın. Yeni Malatya Spor camiasına da buradan şunu söylüyorum. Biz Malatyalıyız. Malatya'nın tüm takımları bizim için değerlidir. Bizim amacımız şehri bölmek değildir. Aday olan arkadaşlardan bir iki tanesi, dün açıklama yapan arkadaş da bize dedi ki kalkın gidelim yeni Malatya Spor tesisini boşaltalım. Tesisi alalım. Malatya Spor oraya geçsin. Biz de dedik ki biz milliyetçiyiz. Vatanımızı, milletimizi, Malatya'nın tüm takımını ve insanlarını seviyoruz. Malatya Spor camiasını bölmeyeceğimizi söyledik. Arkadaşlar, çoğunuz beni tanırsınız. Malatya tribününde yetişmişim. Malatya kale arkasında top yetiştirmiş. Amatörde, ticaret borsasında meclis başkan yardımcılığını yapmışım. Hala fuar ticaret yapıyorum. Yurt dışına. İdris Payza ve karar defteri kayıp. Bu kulübü karar defterini istedik, bulamadık. Sorduk. Ya bırakın bu kulübü, kapadın kardeşim. Kulübü kapadın. Niye peşine düşmüşsünüz? Sonraki 240 kişi yargılanıyormuş. O diyorlar ya Malatya Spor'u satmak istediler. Malatya bir mal değildir. Malatya bir şehirdir. Almak isteyen de satan kadar suçludur. Öyle bir şey olamaz. Malatya'nın satarsan Malatya'nın yarın şehir levasını da satarsın. Biz Malatya Spor'u temsil ediyoruz. Biz iyi temsil etmek zorundayız. Attığımızı, adımı iyi bilmek zorundayız. Arap Kir maçında arkadaşlar, iş adamlarından Necip abiyi aradık. Abi dedim, böyle böyle bize değil kulübe 5 milyon 5 lira, yani 5 bin lira bir para olur canım dedi, gönderdi. Dün maalesef o da söylendi. Biz arkadaşlar, siz bu dediğiniz, biz zekat diye veriyoruz. Dostlarımızı ararız.
Dostlarımızı ararız, düşmanımızı aramazız. Biz dernek başkanıyken bilet istemişiz. Ya bileti senden isteyeceğim. Gidip Elazığ Kulüp Başkanı da istemeyeceğim ki. Kulübün yetkilisi Mustafa Güner, İdris Faiza'dır. Banka imzası olan iki kişidir. Bunlar söylemedikçe bu tür laflara girmesin kimse. Biz Tamam Mutlu Bey'le görüştük. Avukatlarıyla, spor avukatlarıyla Ankara'da görüştüler. Alt üst lig diye yarış olduğu için, biz haksız rekabette üst ligde olduğumuz için şu anda süreç hala devam ediyoruz şirketlerde. Biz Malatya Spor'un borcunu basın huzurunda söylüyorum. Bu da benle Mustafa Güner'in, Malatya Spor Yönetim Kurulu'nun, Malatyalıların adına konuşuyorum. Kim gider Futbol Federasyonu'nda borcunu yatırırsa sabahleyin karar defterine vermeye hazırız noter huzurunda. Ama ben bunu borcunu yatırmada verirsem, daha şimdi de olmadan derler ki Malatya'yı birilerine verdi, yarın birileri benim yakama yapışır. Amaçları kulübü kapatmaktır. Belki Necip Bey'in niyeti iyidir, ben ona bir şey demiyorum. Ama bu işlerde kötü kokular alıyoruz. Biz amatörde gücümüz yettiği kadar götüreceğiz. Selahattin Başkan otobüsümüzü, talimat verdi, otobüsümüzü veriyor. Ordu'da yapılan testlerini geçebilirsek geçeceğiz. Malatya şehrini en iyi, şerefli, onurlu bu şehirde temsil edeceğiz. Artık biz devşirme, dışarıda gelen insanlar alıyor. Bu kulüp Malatya Spor iki kere borçlu teslim dedi arkadaşlar. Biri Yaşar Çerçi zamanında, biri Ahmet Çakır zamanında. Şu anda hepsi borçlar yüzünde yüzüyor. Malatyalı sokakta cezasını çekiyor amatörde. Ne ettiler? Basıp İstanbul'a gittiler. 16.800.000 borcumuz var. Malatya'nın borcu budur. Başka bir borcu yoktur. Maliye SSK borcu adı şahsların borcudur. Malatya Spor'a dediğim gibi iyi şahslar çıkarsa, borcunu bitirse basın huzurunda vermeye şimdi hazırız. Şimdi hazırız. Ama gelip bize Malatya'nın malını böyle sakin ve zorla ister gibi denenmiş insanlar istemiyoruz. Denenmemiş insanlar istiyoruz.